Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz el sinema sistemleri. El sinema sistemleri nedir? Ne değildir? Konumuz bu. Uzun süredir ilgilendiğim bir konu, hobi olarak. İşin teknik, yüksek teknik kısımları. Yabancı olduğum bir konu. Ama 10 yıldır evde film izleyen, sinema izleyen biri olarak belli bir birikime sahip olduk. Bu birikimi de sinema severlerle paylaşmak istedim. Şu ana kadar zaten elimden geçen bazı sistemlerin videolarını kanalıma yüklemiştim. Bu da bir bilgi olsun diye çekilmiş bir video olacak. Ev sinema sistemi deyince aklınıza ne geliyor? Konu bu. Yani ses sistemi diye satılan onlarca, yüzlerce çeşit cihaz var ki hepsi ses sistemidir. Ama sinema sistemi nedir? İşte mesele bu. Yoksa 2.0 bir hoparlör alır ya da bir soundbar alır ya da 5+1 bir Logitech marka hoparlör sistemi alabilirsiniz, ses sistemi alabilirsiniz. Peki sinema etkisi nerede? Bu işin neresinde? Mesele bu. Bu etkiyi eve nasıl taşırız? Konumuz bu. İşte ev sineması deyince aklınıza gelmesi gereken en önemli şey, sinemada aldığınız hazza yakın bir sinema ortamını eve taşımaya çalışmaktır. Evde aynı hissi almaktır. Ne duvarlarımız, ne izleme cihazlarımız, ne de hiçbiri sinemadaki cihazlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan cihazlar. Alakası yok yani. Doğal olarak o etkiye yaklaşmak için yapılması gereken onlarca şey var. Ses yalıtımından tutun da akustik ayarlarına kadar. Doğal olarak biz o kadar profesyonel olayı görmüyoruz. Yani filmimizi açacağız. Bir sinema havasına yakın bir hava alacağız. Hepsi bu. Doğal olarak burada ses sistemlerinin içinde sinema ses sistemlerinin içinde sinemanın pozisyonu nedir? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü sinema için o kadar çok farklı yaklaşımlar var ki. Burada değinmeye zamanımız bile yok. Yani ses sistemi deyince işte 2.0 hoparlörler, 2.1 hoparlörler, kule hoparlörler, kolon diyorlar. Kolon mesela apayrı bir şey. Satellite hoparlörler, mikro hoparlörler, subwooferler, amfiler. Ya bunlar her biri ayrı ayrı şeyler. Şu an ekranda gördüğünüz numarası bir amfi. Stereo çalıyor, stereo modda. Sadece subwooferle iki tane üstte gördüğünüz Bowie Wilkins'in hoparlörlerinden ses geliyor. Diğer hoparlörlerin hiçbirinde şu an ses gelmiyor. İstersek 7'sinden birden de alabiliriz sesi. 7 tane hoparlör var odada, subwoofer haricinde. Ama ben şu an bas seslerinin daha etkili olduğu, müzik etkili olduğu stereo modunu kullanıyorum sistemimin. Ev sinema sistemi kurarken neye dikkat etmeliyiz? Neyi almalıyımdan önce yapmamız gereken şeyleri iyi bilmemiz gerekiyor. Hangi markayı almalıyım? Hayır. Bunlar değil. Yani başlangıç noktası hiçbir zaman bu olmaz. Başlangıç noktanız elinizdeki mevcut bileşenler nelerdir? Elinizdeki mevcut bileşenlere uyum sağlayacak cihazlara yönelmek zorundasınız. Elinizde 10 yaşında bir televizyonunuz varsa ARC özellikli bir amfiyi kullanamazsınız. Yani ARC özelliği var diye kullanamazsınız. Çünkü televizyonunuzun da onu desteklemesi gerekiyor ayrıca. Desteklemiyorsa TV'den farklı bir şekilde çıkış yapmanız gerekecek. Eski tip. Yani ARC olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İlerleyen zamanda eğer TV'nizi değiştirecekseniz evet etkili olabilir. Ama mevcut sisteminize yakın bir sistem kurmanız gerekiyor. Bunun için de elinizdeki dinleme, izleme aygıtlarını belirlemeniz gerekiyor. Neler? Televizyonumuz ya da projeksiyon cihazımız olabilir bu. Bir bilgisayarımız olabilir. Laptop ya da kasa bilgisayar. Bunların çıkışlarına bakmamız, ses destiklerine bakmamız, ses kartının boyutlarına bakmamız gerekiyor.
Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Medya player'imiz ya da uydu cihazımız varsa bunların çıkışlarını bilmemiz gerekiyor. Sadece HDMI olması yetmiyor. HDMI'nin protokolleri var biliyorsunuz. 1.4, 1.3, 1.2, 2.0, 2.2 diye giden protokolleri var. Ses ve görüntü protokolleri bunlar. Yani televizyonunuzda 4K özelliği var, antenizde 4K özelliği var diye siz bu özellikleri doğru kablo almaz zaman kullanamayacaksınız. Yani 2.0 üzerinden iletişim kuran bir cihaz birliğine siz 1.4 protokolü ve HDMI kablo bağlayamazsınız. Yani işin teknik kısmı ayrı bir şey aslında. Birçok sinema sever sistemi kurup sistemi nasıl bütünleştireceğini bilemediği için ya bu çalışmıyor ya işte istediğim sesi alamadım, sinema etkisi olmuyor vesaire birçok şikayette bulunabiliyorlar. Forumlar bu tarz şikayet ve yardım talepleriyle doludur. Cihazı almadan önce sorması gereken soruları hiçbirini sormamıştır. Kullanım kılavuzunu okuma alışkanlığı zaten ülkemizde çok yok. Kimse okumaz. Ben hariç, ben çok severim cihazın kullanım kılavuzunu okumayı. Herhangi bir cihazın. Sevdiğim bir şeyin. Bir televizyon olabilir, bir saat olabilir, akıllı saat, bir laptop olabilir, bir tablet olabilir. İşi kolaylaştırır her zaman. Özellikle bağlantı noktasında, bağlantıyı nasıl yapacağınızla ilgili. Şimdi tekrar konumuza geri dönecek olursak, evde sinema etkisini nasıl oluştururuz? Bunun için en az 5 tane hoparlöre ihtiyacımız var. Bir tane de subwoofer'a ihtiyacımız var. Bir tane amfiye, sinema amfisine ihtiyacımız var. Görüntüleme kaynağa ihtiyacımız var. Kaynak işte bilgisayar olabilir, medya player olabilir, bir uydu cihazı olabilir vesaire. Bir de görüntüleme için televizyon ya da projeksiyona ihtiyacımız var. Burada hoparlörlerimizi 5'ini şu an ekranda görüyorsunuz. Aslında hatalı yerleştirme var burada. Bookshelf olarak geçen kuadrallar height olarak yani yüksek bir pozisyona göre setuplandı. Ama ben duvara koymayı uygun görmediğim için, uğraşmak istemediğim için bu şekilde yerleştirdim. Normalde pozisyonu yukarıda olması gerekiyordu. Surround'lar arkada zaten. İki tane. Bunlar da Polk TL1600'ün satellite'ları. Şu an bana yetiyor bu hali, mevcut hali. O etkiyi bana veriyor, sinema etkisini. Bundan dolayı pozisyonu özel bir değişikliğe gitmedim. Ama çok önemli. Onu biliyorum. Yani pozisyon değiştirdiğimde pozisyonları, açıları kitabına uygun halde biraz daha getirdiğimde daha iyi ses alacağımı zaten biliyorum. Ne tür hoparlörler almalıyız sinema için? Ben markaya çok önem vermiyorum. Burada çünkü ses kişisel bir şeydir. Kişisel olduğu için her kulak ve her sinir sistemi, her beyin farklı işliyor ve farklı algılıyor. Yani çöp dediğiniz hoparlörü o biri krallı yerine koyabiliyor olabilir. Böyle zaten. Yani kulak farkı ama bu kulak farkı bu kadar geniş mi? Değil tabii. Yani insanlar sesleri duydukça aynı sesleri duydukça doğal olarak kulaklar da eşitleniyor. Hatta kendi kulağınız bile zaman içinde değişebiliyor. Alışma diye bir şey var çünkü. Sisteme alışıyorsunuz, seslere alışıyorsunuz, frekanslarına alışıyorsunuz. Sistem size belli bir süreden sonra yavan gelmeye başlayabiliyor. Bu sistemin kötü olduğundan ya da eski dinlenen arızalı olduğundan değil, kulağın gelişimiyle ilgili. Dediğim gibi hoparlör alırken özellikle 5+1 sistem kuruyorsanız farklı marka ve model bileşenlerini tavsiye etmiyorum. Yani subwoofer'ı Yamaha olsun, işte center'ı Enerji olsun, frontları Klipsch olsun, o bir tarafı Bowie Wilkins olsun, o bir tarafı JAMO olsun,
gibi 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 Denon olsun. Hayır, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ha, bu kötü mü? Değil. Ama iki olumsuz yönü var. Bir, birbirlerine uydurmak zor, ince ayarlarla. İki, elden çıkarmak istediğinizde toplu bir şekilde çıkarmanız zor. En zor şey bu. Yani tek tek belki çift çift satabilirsiniz. Yarın elden çıkarıp başka bir sisteme geçmek istediğinizde. Ama toplu olarak çıkarma ihtimaliniz diğer sisteme göre, yani kapalı dediğimiz işte aynı markadan oluşmuş 5 artı 1, 7 artı 1 sistemlere göre çok daha düşük. Bundan dolayı tavsiye etmiyorum. Ha, ses kalitesi olarak ince ayarlarını vesairelerini ben çok daha iyi yapabilirim. Bu markaları yan yana getirebilirim. Bunlar da işte yan yana daha verimli olur diyorsanız deneyebilirsiniz. Ama gerek yabancı sitelere, gerek YouTube gibi kanallara baktığınız zaman büyük sistemler kuranların büyük çoğunluğu yani şey kurmuyor, karışık bir setup oluşturmuyor. Yani birbiriyle uyumlu ve doğru çalabilmesi için. Doğru, yani sinem etkisini doğru oluşturabilmek için. İşte bundan dolayı ben de önermiyorum. Amfi olarak yani markalar belli aşağı yukarı. Bunların hepsi aşağı yukarı birbirine yakın markalar. Yani kalitesiz ürün yok benim bildiğim kadarıyla amfilerin içinde. Teknik olarak söylemiyorum. Bir elektronikçi gözüyle söylemiyorum bunu. Bir dinleyici gözüyle söylüyorum. Yani cihaza bağladığınızda eğer daha önce ses sistemi kullanmadıysanız sizi memnun etmeyecek cihaz yok gibidir. Yani çok azdır. Çok ender rastlayabilirsiniz, denk gelebilirsiniz. Onun dışında bulunan tüm sistemler aşağı yukarı birçok insanı memnun edecektir. Peki sinema sistemi konusunda en çok insanlar hangi hatalara düşüyor? Sinemanın etkisinin ne olduğunu bilmeyenlerin düştüğü en çok hata ses sistemi kavramının içinde kalıp sinema sistemine inememeleri. Ne demek bu? İşte ben iki tane hoparlör ses sistemi aldım. Bir tane subwoofer'ı var. Bağladım ama sinema etkisi oluşmadı. Bir tane soundbar aldım. Acaba sinemada ve müzikte iyi olur mu? Arkadaşlar hiçbiri iyi olmaz. Yok işte ya, Klipsch'in mesela ya da işte Bob Wilkins'in soundbarları, Bose'nin soundbarları var. 30 bin lira verdim aldım. 20 bin lira, 10 bin lira verdim aldım. Alamazsınız o sesi. Yani bir gidin 5 artı 1 Samsung ya da Blu-ray olan bir cihaz alın. 5 artı 1. 1000 liralık bir sistem alın. O 10 basar o soundbarı. Çünkü çevresel ses demek kaynakların çevreye yerleştirilmesi demek. Yani ses kaynağının etrafımızı sarması demek aynı zamanda. Onlardan da doğru tarzda ses alabilmek demek. O sistemler zaten o iş için yapılmış. Yani Blu-ray'e film taktığınızda ya da bir DVD player'e taktığınızda hoparlörü de doğru konumlandırıp ayarlarını yaptığınızda giriş seviyesi için çok rahat bir sinema etkisi alabilirsiniz. Nedir? Zayıf kalabilir. Tabii ki zayıf kalacaktır. Fiyat performans açısından baktığınızda normal bu da. Yani giriş seviyesi üstüne çıktığınızda Blu-ray ya da DVD player tipi cihazlar değil. Amfi, sinema amfisi tarzı cihazlar. Bunun için işte yine kapalı sistemi olan Harman Kardon'un da var. 5 artı 1'leri mesela. Kendi amfisi olan. Ama onların da bazı eksikleri olabiliyor. Onun için iyi bir sinema izleme ve etkisi yaratmak istiyorsanız sinema amfisi almak zorundasınız. Yani sinema amfisi olmadan sinema hikayedir arkadaşlar. Neden? Amfi kaynaktan gelen sesleri ve görüntüyü ayrıştırır. Görüntü aygıtına görüntüyü gönderir. Hoparlörlere de sesi gönderir ve bunun için işlem yapar. Dijital işlemcisi vardır. Gelen sinyal gerek dijital gerek analog olsun. Hoparlörler analog çalışır arkadaşlar. Yani tekrar bir işlem yapar. Bunun için sinema amfileri çok ısınırlar. Fazla işlem yaptıkları için.
stereo amfilerden çok farklıdır. Bundan dolayı sıcaklığı, eğer aşırı sıcak, yani cihazın zarar göreceği sıcaklığa ulaşmadığı sürece problem değil. Yani işte fan takmalar, soğutmaya çalışmalar, birçok şey oluyor. Eğer bunlara böyle bir ihtiyaç olsaydı mühendisler bunları takardı. Yani taktıkları cihazlar da var zaten. İhtiyaç gördükleri yerde. Aşırı ısınmaya karşı. Çünkü bileşenler fansız belli eşikleri aşabiliyorlar ve cihaz yanabiliyor. Bunu aşabilmek için fan takıyorlardır. Yoksa fan takmayı düşündüklerini zannetmiyorum. Ama amfi alırsanız benim koyduğum gibi en azından sentin altında da küçük bir tahta parçası var, görüyorsunuz belki. Hava deliklerini kapatmasın diye yaptım. Bu şekilde kullandım. Hava almalı. Yani ısınması ayrı bir dert tabii ki. Ama hava almak zorunda. Yani cihazınız kapalı bir altta işte yer olsaydı ve oraya girseydi, ben oraya yine cihazımı koymazdım. Çünkü yeterli hava alma imkanı yok. Bu da aşırı ısınma sonrası devrelerin zarar görmesine sebep olabilir. Hoparlörlerin bağlantılarına gelince, zaten hoparlörlerin arkalarında kırmızı ve siyah renkli bağlantı noktaları vardır. Kablolarımızın eğer üzerinde artı ve eksi işareti yoksa, kırmızı ve siyahı, kırmızı artı, siyah eksidir. Amfimizin arkasında da aynı renkte girişler vardır ve her birinin altında da hangi hoparlörü nereye bağlayacağınız yazar zaten. Center hoparlörü ayrı bir yere subwoofer RCA kablosuyla bağlanıyor. Zaten hoparlör kablosuyla değil, aktif subwooferlar olduğu için. Bunlar aktif ve pasif olarak ayrılmasının temel sebebi, aktif hoparlörler direkt enerjiyi prizden alırlar. Pasif subwooferlar ise bağlandıkları cihazdan enerjilerini alırlar. Bunların arasındaki ayrım noktası budur. Aktif hoparlör ile pasif hoparlör arasındaki fark da budur. Aktif hoparlörler de doğrudan prizden alırlar 220 volt. Ama pasif hoparlörler bağlandığı kaynağı, mesela amfiden alıyor bizdeki hoparlörler. İşte burada hoparlörlerin çıkış watt güçleri, amfinin çıkış watt gücü, bunlar birbirine yakın değerlerde. Ohmaj değerleri birbirine yakın ve birbirleriyle çelişmeyen, birbirlerini aşırı derecede aşmayan, katlamayan özelliklerde olmalı ki birbirlerine zarar vermesinler. Hoparlör ucularını ters bağlarsanız ya da yanlış bağlarsanız ya hoparlörünüzü ya cihazınızı yakma durumu söz konusu olabilir. Yok yanmıyor falan deniyor da, yani test aşamasında bile hata veriyor zaten. Direkt kendini kapıyor cihazlar. Böyle bir özelliği var. Gördüğünüz Marantz'ın mesela önünde iki tane yuvarlak düğme var, görüyorsunuz. Sol taraftaki işte farklı kanalları, DVD, Blu-ray, TV ayarlarını yapmak için dairesel dönüşle ayarlıyorsunuz. Sağdaki de aynı ses açma kapama, yükseltme, azaltma düğmesi. Daha altındaki panelde ekran var işte ikisinin arasında. O ikisinin arasındaki panel en küçük ekranlı modellerinden biri bu Marantz'ın. Genelde daha büyük oluyor dijital ekranları. Ama ses kalitesi yönünden Marantz'ı çok sevdiğim için Marantz'la devam ediyorum. Yani diğer markaları da seviyorum, ayrı bir konu. Ama Marantz, bilmiyorum, bana farklı geldi sinemada. Bundan dolayı sinema deyince aklımıza gelmesi gereken şeyler bunlar. Sinema sever birisi eve bir sistem kuracaksa 5+1 Blu-ray'li bir sistem kurarak başlayabilir. Ama ben direkt amfiden başlayacağım diyorsa, giriş seviyesi bir amfi, sinema amfisi ve 5+1 hoparlör takımı alarak başlayabilirler. Bunun işte mikro olmasını olumlu buluyorum. Mikro derken yani küçük hoparlörler. Neden? Konumlandırması, az yer kaplaması ve küçük odalar için, yani 40 metrenin altındaki odalarda hayli hayli yetecek. Apartman dairesinde oturuyoruz çünkü çoğumuz. Kule tipi sistemleri ise daha büyük alanlara ve gürültünün çevreye yayılması anlamında ciddi rahatsızlıklar vermeyecek yerlerde
ve geniş salonlarda kullanılabileceğini düşünüyorum ama ben yine tavsiye etmiyorum. O zaman da kule almak yerine hoparlör sayısını arttırmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani bir 5+1 amfi yerine 7+2 bir amfi alıp 2 tane subwoofer takıp 7 tane de hoparlör aynı boyutlarda olabilir, center hariç. Çok rahat sinema etkisi oluşturulabilir. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.